Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. 4 Temmuz'u 5 Temmuz'a bağlayan gece iddiaya göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Mirage 2000 tipi savaş uçakları Libya'da El Vattiya hava üssüne vurdu. Bu hava üssüne önümüzdeki günlerde Türk Hava Kuvvetleri'nin intikal ederek burada uçak konuşlandırması bekleniyordu. Açıkçası bu saldırının tam da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya seyahatinin hemen arkasına da gelmesi çok ilginçti. Acaba Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye bir mesaj mı veriyor? Bu mesajı niye Mirage 2000 serisi uçaklarla veriyor? Gelin isterseniz bu videomuzda gelişmeleri değerlendirelim. El Vattiya üssüne bakalım ve bu saldırıda neler oldu? Biraz bu konuyu inceleyelim. Son günlerde Libya ile ilgili videolarımız giderek sıklaşıyor. Geçtiğimiz hafta yazarımız Hakan Kılıç'la beraber Libya'da kurulması muhtemel deniz ve hava üsleri konusunu incelemiştik. Ve hava üssü olarak da El Vattiya Hava Meydan Komutanlığı'nın Türkiye tarafından F-16'ların konuşlandırılması konusuyla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Bu videonun yayının hemen arkasından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'ya bir ziyarette bulundu. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye ile de stratejik askeri anlaşma yapmış Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilgili temaslarda bulundu Hulusi Akar. Ve Hulusi Akar Libya'dan ayrıldıktan sonra geceyi Malta'da geçirdi ve tam bu sırada 4 Temmuz'u 5 Temmuz'a bağlayan gece önce kimliği belirsiz uçaklar El Vattiya hava üssünü vurdu. El Vattiya Trablusgarp'a yaklaşık 120 kilometre mesafede Tunus sınırına yakın bir eski bir üs. Bu üssü Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Bayraktar TB2 türü taktik insansız hava araçlarının yaptığı bir operasyonla üssü ele geçirmişti. Burada darbeci Hafter güçlerinden alınan üs aynı zamanda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri açısından da çok önemli bir nokta haline gelmişti. Türkiye zaman zaman dişini gerçekleştirdiği Akdeniz tatbikatlarıyla Türk Hava Kuvvetleri gösteriyor. Zaten deniz üzerinde deniz kuvvetlerimiz Mavi Vatan sınırlarında bölgede çok yoğun olarak uçuyor ve gerçekten bayrağımızı denizlerde dalgalandırıyor. Türk Hava Kuvvetleri de F-16 uçaklarıyla, KC-135 tanker uçaklarıyla ve aynı zamanda bu bölgede yakından uçup havadan bütün hedefleri takip eden E-7T Barış Kartalı uçağıyla birlikte çok etkin görevler gerçekleştiriyor. Yani Türkiye gerekirse vururum diyor. Ancak Dalaman'dan Libya'ya gidiş mesafesi en az 2,5-3 saatlik bir zaman süresi alıyor. Bu süreyi minimuma indirmek ve acil durumlarda müdahale etmek için Türkiye'nin uzun zamandır bölgede bir hava üssü arayışı vardı. El Vattiya'da bu hava üssü arayışının noktalandırdığı yer oldu. Türkiye'nin de desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri El Vattiya hava üssünü ele geçirdikten sonra Hafter enteresan bir adım attı. Bu adımda Rusya ile bir anlaşma yapıldı ve Rusya'nın iddiasına göre Moskova'da modernize edilmiş uçaklar önce Suriye'ye götürüldü. Burada üzerindeki milliyet işaretleri silindi ve kolunda Su-35'lerin eşliğinde bu uçaklar Libya'ya darbeci Hafter güçlerinin yanına gitti. İddiaya göre Rus pilotların kullandığı bu MiG-29 ve Su-24 tipi uçaklar bölgede uçmaya başladı. Ve tabii ki bu uçakların uçması da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin insansız hava aracı operasyonunu minimize etmesine neden oldu. Yani sonuçta İHA'lar MiG-29'lar için kolay bir hedef haline gelebilirdi, uçuşlar durdu. Bu tür satranç politikaları sürerken bir tarafta da gözler Mısır'daydı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait özellikle Mirage 2000 tipi uçaklar uzun zamandır Mısır'da tatbikat gerçekleştiriyor. Mısır'da bu uçaklar Sidi Barani üssünde konuşlanmış durumda. Zaten uydu fotoğrafları da bunu gösteriyor. Bu uçaklar orada çeşitli tatbikatlara katılıyorlar. Diyeceksiniz ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde F-16'lar var. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri için geliştirilmiş özel blok 60'lar var. Neden Birleşik Arap Emirlikleri mirajları yolluyor buraya? Amerika Birleşik Devletleri Libya'da Hafter'le de görüşüyor ama
Libya'nın Büyükelçiliği Trablusgarp'ta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni muhatap alıyor. Çünkü Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan bir devlet. Şu an Libya'da ve Türkiye'de işbirliği yapıyor. Bu nedenden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgede F-16'larla operasyon yapmasına muhtemel izin vermiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu nedenden dolayı da bölgede Birleşik Arap Emirlikleri Fransız yapısı Mirage 2000 uçaklarını kullanıyor. Daha önceden de belirttiğim gibi 4-5 Temmuz tarihlerinin gece yarısında Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Mirage 2000 tipi uçaklar bölgede bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda El Wattiya hava üssündeki Türk Hava Kuvvetleri tarafından görevlendirilmiş halk bataryaları hedefteydi. Uçaklar kalktılar ve uzun menzilden akıllı mühimmatlarla bu halk bataryalarını vurmaya çalıştılar. Şimdi biraz halk bataryaları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Halk bataryaları orta ve yüksek irtifaya hitap eden bir hava savunma sistemi. Teknolojisi eski 1960'ların tasarımlı bir sistem. Ancak Türkiye bu sistemleri modernize etti ve şu an elimizdeki S-400 hava savunma sistemi tam envantere girmediği için diyelim, elimizdeki yegane orta ve yüksek irtifa için diyelim hava savunma sistemi, tabi bunu ilerleyen zamanda Hisar'ın ilgili serileri alacak. Türkiye uzun zamandır Libya'da halkları kullanıyor. Halklar önce sahildelerdi, daha sonra El Wattiya hava üssüne kurulması planlanan yapılandırma planları çerçevesinde halk bataryaları burada El Wattiya hava üssüne gönderildi. El Wattiya'ya gittiği zaman yapılan operasyonda bunların bir bölümünün hasarlandığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakan Yardımcısı tarafından açıklandı. Tabii çok şükür herhangi bir şehidimizin veya gazimizin olmaması da önemli bir avantaj. Bakalım burada taşlar ileride ne olacak, nasıl bir adım atılacak? Ben de açıkçası gelişmeleri dikkatle ve merakla bekliyorum. Tahminimce bu operasyon sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nin attığı bu adımla birlikte Türkiye'yi tamamen karşısına almış durumda. Bu durum El Wattiya'ya Türkiye'nin konuşlandırılmasını hızlandırılacaktır. Daha önceden burası bir insansız hava aracı üssü gibi kullanılacakken şu gün bence buraya Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar intikal edecektir. Veya belki tanker uçaklar ve hatta havadan ihbar kontrol uçaklarımız da bu üssü kullanır duruma gelecektir. Üsle ilgili çalışmalar bir taraftan Türk ekipler tarafından devam ettiriliyor. Geçtiğimiz günlerde üs ve çevresinde patlayıcı mayın kontrolleri, patlayıcı madde kontrolleri uzman ekipler tarafından yapılmıştı. Temizleme işlemleri gerçekleştirilmişti. Buraya da uçakların gitmesiyle birlikte Libya'da epey dengeler değişecek gibi gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri Sidi Barani üssünden bu operasyonu yaptı. Sidi Barani hava üssü Mısır Hava Kuvvetleri'nin Libya sınırına çok yakın bir bölgede bulunuyor. Kuş uçuşu baktığımız zaman El Wattiya üssüne yaklaşık 1200 kilometre gibi bir mesafe var. 1200 kilometre gidiş, belirli bir süre orada kalış ve tekrar dönüş gerçekten Mirage 2000'in menzilini yeten bir durum değil. Muhtemel bu operasyon içinde Birleşik Arap Emirlikleri elindeki Airbus yapısı A330 MRTT olarak adlandırılan tanker uçakları da kullanmaları çok muhtemel. Tabii bu Türk Hava Kuvvetleri bölgeye geldiği zaman herhangi bir şekilde bu uçakların ben girmeye cesaret edeceklerini zannetmiyorum. Nasıl vurdu konusunda akıllı mühimmatlar var bunlarla ilgili. Uzaktan atış yapılabiliyor bunlarla ilgili. Çünkü halkların menziline girme riski almış olacağını hiç zannetmiyorum. Bu mühimmatlar ateşlendikten sonra da akıllı mühimmatlar nokta atışı gerçekleştirebiliyor. Dediğim gibi uçakta taşınan çeşitli podlar da bu mühimmatların daha nokta atışı yapmasını gerçekleştirebiliyor. Artık Temmuz ayındayız. Havalar her yerde giderek ısınıyor. Ve Libya'da da gerçekten sular giderek ısınmaya başlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu adımından sonra bakalım Türkiye bu adıma karşı nasıl bir cevap verecek? Nasıl bir askeri varlık içerisinde Libya'ya girecek? Önümüzdeki günlerde gelişmeler doğrultusunda sizlere bu haberleri vermeye devam edeceğiz. Videolarımız her gün pazartesiden cuma saat 19'da sizlerle beraber oluyoruz. Bizlere sorularınızı yorum atarak iletebilirsiniz. Aynı zamanda info@tolgozbek.com adresine de mail atabilirsiniz. Katıl tuşuna basarak bizlere destek verebileceğiniz gibi lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.